Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yakun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerin huzuruna sunuş kılışımız. Kaynağımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Milletçi Hareket Partisi Şarkı Türkistan meselesinden nimi üçün sükütte? Türkiye'deki siyasi partiyelerden biri bulunan İYİ Partisi Muavin Reisi Ahmet Kamil Erozan, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan'daki Xitay zulümüne alakadar tayyarlığan dokulatı'ı dikkat tartıp, Milletçi Hareket Partisi nimi üçün sükütte deb sorudu. Uyghur Agnetliği İYİ Partiye Muavin Reisi ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın sözlerini sahipiste ilan kıldı. Erozan, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da Uyghur Türklerine karşı bastırış hakkında işençilik menbelerine asaslanan malumatlar, yakınki mezgilden beri halkaralık ahbarat vasıtları yer almakta. Ve bu temaya İYİ Parti'ye yakından dikkat kılıp gelmekte. 2018 yılı 30 Ağustos Birleşken Devletler Teşkilatı İrki Ayrımcılıkını Yokutuş Komitesi ilan kılgan bir dokulat bilen mezkur mesele halkara sahneye elip çıkıldı. Ve 1 milyondan artık Uyghurlarının mehbi yığıveliş lagırlarına kamalgallıkı dair haberler halkaralık ahbarat vasıtları arkalık cezimleştirildi. Birleşken Milletler Teşkilatı İrki Ayrımcılıkını Yokutuş Komitesi azası Mak Dugal mezkur temi bilen alakadar sözü de Xitay dairelerinin Şinyan Uyghur Abdunum rayonunda radikal dincilikke karşı köreş ve cemiyet mukimliğini koğdaş namıda Şinyan Uyghur Abdunum rayonunda uygunlaştırgan ve köpligen dokulatlarga asaslanan basturist siyasetinin çunkur endişeyi çökmektemiz ifadesini kullandı. Hükümet üstündeki Adalet ve Terakkiyat Partisi ve Milletçi deptunulgan hemkarlaşkıçısı Milletçi Hareket Partisi'nin bu meselede nime üçün sükut tuturduğalıqını ve bu sükut kılıçının mevcut buluvatkan iktisadi kriz aldı da kariz eliş üçün Xitay'ı kol sunup yürgenlik edin mu emes mu tekşürüp görüş gerek. Hükümet üstündeki partiye yakı hemkarlaşkıçısı bu meselege alakadar bir bayanat ilan kılıp bu meselege dikkat kılmağalıqı üçün kilip çıkan sual soraklarına cevap verişke Türkiye Cumhuriyeti namıdan öz meydanını otturgu kuyuşku çakırmen. İYİ Parti'ye bu lüsüptümüz bilen bu çakırıkımızı kayısı derecede avaz koşuduğallıkını intizarlık bilen közdümüz ve saklayımız. İnşallah atı boğulurumuz etkandak, kariz bergenin tili uzun, kariz alganının tili kıska yeregi kep kalmağay diğerlerini bildirdi. Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği heyeti Şivisiyaya yetip geldi. Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'den 5 kişilik bir heyet tünügün Şivisiyaya yetip geldi. Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'nin reisi Dr. Ataullah Şahyar başçılığında Ülümalar Birliği'nin fetva bölümünün mesulü Dr. Alimcan Buğda, Maliye bölümünün mesulü Nizamettin Temkini, Muavin Reis ve Germaniya Vekili Turguncan Alauddin, Muavin Reis ve Şunakla Finlandiya Vekili Dr. Muhammed Ali Qari Qatarlıq 5 kişilik heyet Tünügün 7. sentabr cuma günü etigende Şivisiyaga yetip geldi. Mihmanlar harduk çayı içkendeyken sütuk buğrağın Uyghur mescidine berip, Şivisiyadaki cemaat bilen birge cuma namazı okudu. Cuma hutbisini Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'nin reisi Ataullah Şahyar okugan bulup, o Allah'ı sadık buluş doğrusunda hutbi sözüldü. Şahyar hutbisi de Allah'ını bir dep tunugandeyken barlık ibadetlerini Allah'ı sadıklık bilen kılıçını çöğürdüğün halda hutbisini devamlaştırdı. Malum buluşça Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'nin ikinci bekiti bulgan Şivisiyada bugün 8. sentabr şembe günü Şivisiyada yaşavatkan Şarkı Türkistanlıklar bilen uçuruşuş sökbeti elip var ediken. Amerika Avam Palatası'nın yeni bir türküm azaları Amerika hükümetini Xitay'ın Uyghurlarını bastırışını tohtutuşka çakırdı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirdikçe, Amerika Avam Palatası'nın yeni bir türküm azası Cuma günü Trump hükümetini Xitay'ın Uyghurlarına karata elip beriyatkan bastırış siyasi ve kişilik hukuk defsendikçilikini tohtutuşka, Erkin Asya Radyosu muhbirlerinin aile azalarını koğdaş üçün tedbir kullanışka çakırdı. Bu, Amerika Devlet Meclisi azalarının yakınki 10 gün içinde Trump hükümetini ikinci kıtım Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikçilikine karşı tedbir kullanışka çakırışıdır. Bunundan burun Amerika Kengash ve Avam Palatalarının 17 nefer azası Amerika Taşkışlar Ministeri Mike Pompeo bilen Maliye Ministeri Steven Mnuchin'a mektup yazıp Çin Çuangwa başçılığındaki Xitay emeldarlarını cezalaşını talep kılgan idi. Bu kıtım Avam Palatası'nın Steven Chabot, Gary Connolly, Don Beyer, David Cecilin, Eleanor Norton, Adam Schiff, Tony Cardenas Katarlık Demokrat ve Cumhuriyetçi azaları Mike Pompeo'a mektup yazgan.
Mektupta biz bu xat arqali Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur Abdulmir rayonidagi Uyg'ur va boshqa asonlik millatlarni bostirayotganligidan qattiq andishi qilayotganligimizni bildiramiz. Yolg'iz millionlagan kishining kishilik huquqi xo'rlashga uchrab qolmay, amerikalik jurnalistlar va ularning oila a'zolari ham xatarga uchramoqda. Biz sizning Xitoy hukumatini bu xil bostirish siyosatini to'xtatishga va xohlagancha tutqun qilingan kishilarni darhol qo'yib berishga chaqirishga undaymiz deyilgan. Mektupda yana Xitoy rejimining 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa asonlik millatlarni tutqun qilib, siyosiy tarbiyalash lagerlariga qamaganligi yoki yezilarda umumiy yuzlik tarbiyalash kurslariga qatnashishga majburlayotganligi eskartilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2017 yillik odam atkazchilik dokumentida Xitoy doiralarining erkaklar, ayollar va bolalarni emgak lagerlariga avatib, ularni oilalaridan ayirib o'tganligi ta'kidlangan. Aqsaray'nın torida Uyghurlar üçün imza toplaş hareketi başlandı. Amerika Prezidenti Turuşluq Aqsaray'nın tor bekitidə 6. sentabrdan başlap, Xitayning Uyghur və başqa asonlik millətlərini xohlagancha tutqun qilishi, ularni xorlashiga qarshi imza toplaş hareketi başlandı. Mazkur hareketni Amerikada uzun yillardan beri Uyghurlarni qollab kelayotgan amerikalik faoliyatchi Jack Churchward apandi boshlagan. Uning plani mushu bir oy ichida 100 ming imza toplashdir. Amerika qonuniga asosan mazkur imza toplash harakatiga 30 kun ichida 100 ming odam imza qo'ysa, Amerika hukumatining mazkur masalani xizmat kun tartibiga kirgizib, javob berish majburiyati tug'iladi. Jack Churchward Oqsaroyning to'rida e'lon qilgan imza toplash harakati haqidagi bayonotida Amerika Federatsiya hukumatidan Xitoy Xalq Jumhuriyatining Uyg'ur Abnum rayonidagi xohlagancha tutqun qilish va kishilik huquqini xo'rlashiga qarata yangi siyosat tuzishini talab qilgan. Mazkur imza toplash harakati Xitoyning Sharq Turkistonda 3 milliondek Uyg'ur va boshqa yerlik xalqlarni yig'ib olish lagerlariga tarbiyalash markazlariga qamishi yoki yig'ib olishi Amerika siyosatchilari, taratqullari va jamoatining barg'ancha diqqatini qo'zg'ab, Tramp hukumatini buningga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirayotgan mazgilda boshlandi. Amerika Avom palatasining Steven Chabot, Gary Connolly qatorliq bir qism a'zolari juma kuni tashqi ishlar ministri Mike Pompeoga maktub yozib, Tramp hukumatini Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi kishilik huquqini dafsanda qilishiga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirgan edi. Jack Churchward imza toplash haqidagi bayonotida yana Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon xalqlarining xalqaro kishilik huquq ahdnomalaridagi huquqi dafsanda qilinayotganligi, Xitoy rejimining 1 million yoki undan ko'p kishini tarbiyalash lagerlariga qamaganligi, uning yana qonun nizomlarini chiqarib sayohat qilishni yerlik til, dini yig'ilish va shaxsiy ibodatni cheklaganligini bildirgan. İmza qo'yish usuli to'liq oddiy bo'lib, faqat ism, familiya va bir ilhat orqaliqla necha sekundda qilib bo'la olasiz. Butun xalqimizni buningga alohida ko'ngil bilishga chaqiramiz. Shu munosabat bilan keng xalqimizni Avstraliya parlamentiga sunilgan imzoliq murojaatnoma faoliyatiga mu alohida ko'ngil bilishni talab qilamiz. Har ikki imza qo'yish to'rbat ulanishiga istiqlol xabar to'rimizdan erisha olasiz. Amerika istihbarat xodimlari Xitoyni Amerika uchun birinchi nomorli tahdid dedi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika davlatlik josuslikka qarashtirish va xavfsizlik markazining boshlig'i William Ivanina Xitoyning Amerikada yillardan beri vosita tanlamay josuslik harakati olib borganligini bildirdi. Ivanina bu so'zni Amerikadagi CBC xabar kanalining ziyoratini qabul qilganda aytgan bo'lib, u Xitoy josuslik faoliyatlarini Amerikaning ilmiy organlari savdo sanoat, tadqiqot va taraqqiyot sohalariga qaratdi. Xitoyning josuslik nishoni Amerika hukumatiga mi qaratilgan albatta degan. William Ivanina so'zida Xitoyning josuslik faoliyatlarining noyidi keng ko'lamlik ekanligini sharhlab, ularning josuslik qilishda hech qanday vosita tanlamasligi bizni amalsiz qo'yibotdi. Federatsiya tekshirish idorasi o'tgan yil ichida Xitoyga ishbiyonlik qilganligi uchun qo'lga olgan kishilarning soni qo'sh raqamga yetdi dedi. Amerika istihbarat organlari yaqindan buyon Xitoyning Amerikaga qaratgan josuslik harakatlari haqida Amerika hukumatini jiddiy yo'sunda ogohlantirmoqda. Bu yil 6 ayda Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Raymo bir yig'inda qilgan so'zida Xitoyning Amerikadagi josuslik faoliyatlarining ko'lamining kengligi, muhimlik darajasi va oldin mo'ljallash qiyin bo'lishdagi omillarni nazarda tutganda buningga qat'iy sal qarashga bo'lmaydiganligini eskartgan edi. William Ivanina so'zida Rossiya va Iranga selishtirganda Xitoy birinchi nomorli xavf. U Amerika davlat xavfsizligi uchun eng zo'r tahdid deb ko'rsatdi. Jennifer Bryson Amerika nima uchun Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishi kerak mavzuli maqola e'lon qildi.
Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Amerikalı tetkikatçı Jennifer Bryson, Amerika'daki Witherspoon Institute'nin torunu makale ilan kılıp, Amerika'nın Uyghurlarına köngül bilişi gerekti ki, onun bu krizisli sel karışı insanların ızdırap çekişini ve Amerika stratejilik menfaatinin ziyanğı uçuruşunu keltirip çıkarışı mümkünlikini bildirdi. Jennifer Bryson, Amerika nime üçün Uyghurlarına köngül bilişi gerek serlevhelik makalesi de, Amerika'nın Uyghur rayonunda yüz berip atkan hazırkı krizisga dikkat kılışının az digende iki sebebi barlığını tekitlegen. Onun ilgili sürüşçe bunun biri Şarkı Türkistan'da yüz berip atkan hazırkı krizis bir insanperverlik tragediyesi iken. İkincisi bu krizis Amerika'nın köphil menfaatige çetildiken. O rayonunda yüz berip atkan hadiselerinin neticesi Amerika'nın Xitay bilen bolgan münasebetige tesir körsetdiganlığını eskertip, bu yerde bu tokunuşunun yeni yerşari karakterlik zoravan İslami aşkulluğunu küçeyti ve dişi mümkünlikini ilgiri sürgen. Jennifer Bryson 2014 yılından 2006 yılları arası da Amerika'nın Guantanamo'daki tutkullar lagırda soğrakçı bulup işligen. O makalesi de özünün Uyghur meselesi bilen Guantanamo'da tunuşkallığı, Guantanamo'da Şarkı Türkistan İslam Hareketi namlıq bir terörlük teşkilatının barlıqını şu yerde anlıqallıqını bildirip, bazı Uyghurlar bu terörlük teşkilatlarına arlaşıp kalgan bolsa mı, lekin Amerika Xitayının bütün Uyghurlarını terörçi dep karışığı yol koymasızlığı gerektiğini. Çünkü Xitayının bunu Şinjan'da rahimsizlerce bastırış eylep berişinin ruhsi dep karaydıqallıqını tekitligen. Onun ilgiri sürüşçe Amerika Uyghur meselesinin mürekkepliğini közü tutup, Uyghurlarga yardım kılış, şunaqlı özünün menfaatini qoğdaş cihetlerde bazı tedbirlerini eleşi gerekirken. O, Amerika Devlet Meclisi'nin Amerika Tınışlık İnstitutu'a pul acırtıp, Uyghurlarga, xüsusi vakıplarga ve başka gruplarga dini münasifetlik tokunuşlarını kandaq birtirap kılışını ögütüşü, tarihçiler özünün fikrini otturgu koyup, cemiyetki yol körüstüşü, icabi yol körüstüşü, Amerikalıklarının ictimai taratkularda bu meselege fikir katlaştırışı Katarlık tekliflerini bergen. Onun ilgili sürüşçe Amerika Uyghur meselesinin mürekkepliğini közü tutup Uyghurlarga yardım kılışı, şunaklı özünün menfaatini qoğdaş cihetlerde bazı tedbirlerini elişi gerekirken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.